Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Karaköy poğaçası yapacağız birlikte. Bunun için malzemelerimizi size söylüyorum. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 2 adet yumurta, 1 paket margarin oda sıcaklığında. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Alabildiği kadar da un ilave edeceğiz. 1 pakette instant mayamız var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Önce mayamızı döküyoruz derin bir leğenimizin içine. Şekerimizi koyuyoruz. Sütümüzü koyuyoruz. Ayçiçek yağımızı koyuyoruz. Ve bunları 10 dakika bekletiyoruz. Şimdi geri kalan diğer malzemelerimizi koyuyoruz. Onun için 2 tane yumurtamız vardı. Birisini kırıyoruz. Diğerini de sarısını yumurtaların üzerine sürmek için alıyoruz. Sonra oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz margarinimizi atıyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve bunları önce yoğurmaya başlıyoruz. Biraz da unumuzu ilave ediyoruz. Dediğim gibi bu un istediğimiz kadar, yani kulak memesi olacak şeklinde unumuzu koyuyoruz. Yumuşak bir hamur hali elde ediyoruz. Hamurumuz gayet yumuşak. Hamurumuzun biraz daha rahat yoğrulması için margarinimiz daha yumuşak, daha sıcak olursa daha güzel olur. Daha çabuk sonuç elde ederiz. Biraz daha ben unu ilave ediyorum. Sevgili izleyicilerim, bu benim ilk videom. O yüzden heyecanımı da hoş görürsünüz umarım. Bakın, güzel bir yumuşak bir hamur elde ettim ben şu anda. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra yaklaşık 45 dakika, yarım saat zamanınıza göre bekletiyoruz, dinlendiriyoruz. Hamurumuz kabarıyor. Sonra yapımına geçeceğiz birlikte. Arkadaşlar, hamurumuz şu anda tamam. Güzel bir hamurumuz oldu. Yarım saat, 45 dakika dediğim gibi biraz oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. Arkadaşlar, hamurumuzu yoğurmuştuk. Gördüğünüz gibi dinlendirdik. Yarım saat, 45 dakika dinlendirdik. Şimdi ben bunları küçük küçük bezeler, poğaçalar haline getiriyorum. Ve buraya koyuyorum. Dilerseniz iç harcı kullanabilirsiniz. Ama ben kullanmıyorum. Böyle doğal haliyle daha güzel oluyor. Poğaçamızı bu şekilde dizdik. Ben üzerlerini biraz daha bu şekilde düzleştireceğim. Karaköy poğaçamız çok harika oluyor. Bir gün sizlere pastane poğaçası da yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde yumurta sarısını her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Bu arada yeni tariflerimi öğrenmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sevgili izleyicilerim, Karaköy poğaçamız pişmiş durumda şu anda. 180 derecelik fırında. 45 dakika yaklaşık pişirdik. Tabii bu sizin fırınızın ısısına göre değişebilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların gelebilmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, afiyet olsun.